Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Ahmet Çık, eski haber Türk sunucusu Veysel Ateş ile firari Sezgin Baran Korkmaz arasındaki görüşmenin ses kaydını yayınladı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çık, Veysel Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz arasında geçen 12 dakikalık konuşmanın İsmail Saymaz'ın bugünkü yazısında bahsettiği kısmına ait ses kaydı budur dedi. Ahmet Çık'ın sözünü ettiği yazıda İsmail Saymaz o görüşmeyle ilgili şunları aktardı. Ateşin bilmediği bir şey vardı. Sabah Korkmaz arayıp varlığından emin olmak için görüşmenin kaydını dinledim. 5-8 Ocak arasında 4-5 telefon görüşmesi yapılmış. Korkmaz 7 Ocak'ta yapıldığını söylediği 9 dakika 26 saniyelik kaydın 2 dakikalık kısmını dinletti. Ateş araba içerisinde konuşuyor. Yol ve araç sesi konuşma seslerine karışıyor. Ateş şöyle diyor. Şu an canın yanıyor. Yaralı, kızgın, öfkelisin. Dünyayı ateşe verirsin. Bu tarafın hassasiyet duyduğu şeyi sana iletmek istiyorum. Ateş, kimi lobi ve kliklerden söz ediyor. Kendine hakem olarak tanıtıyor. Korkmaz, masaya sen otur benim yerime diye öneriyor. Ateş, nasıl istersen diyor ve şöyle devam ediyor. Senle ilgili beklenti ve istedikleri, ses çıkarmadan bir süre beklemen, samimiyetini göstersin gerekeni yaparız diyorlar. Korkmaz, samimiyetimi nasıl göstereceğim abi diye soruyor. Ateş, söz ettiğim meblağı istiyorlar diyor. Korkmaz, 10 milyon euroyu verdiğim zaman diye konuşuyor. Hızlı konuştuğu için milyon ifadesini yutuyor. Yayında ateşe bu görüşmeyi yapıp yapmadığını sordum. O konuşma bana ait değil dedi. Söz ettiği meblağı istiyormuş cümlesini reddetti. Oysa kulaklarımla duydum. Ateşi inandırıcı bulmadığım için doğru söylemiyorsun diye belirttim.